Bu en son projemizde, Cumhuriyet Derneği'nin en büyük sosyal konut projesi kapsamında tüm Türkiye'de 250 bin sosyal konut açıkladık ve 250 bin sosyal konut çerçevesinde 81 ilimize nüfusları oranında gerek merkezde gerek ilçelerinden gelen talepler doğrultusunda dağıtım yaptık. 2 milyona yakın gencimiz başvurdu. 25 Ekim'de 5000 konutu Ankara'dan büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanımızın inşallah teşrifleriyle birlikte milletimizle büyük bir heyecan içerisinde atıyor olacağız. Şu an için başvuru süresini uzatmak gibi bir çalışmamız yok. Bakarız o gün vatandaşımıza gelen talepler doğrultusunda bu ihtiyacı da gidermeye çalışırız. Ama zaten vatandaşımız e-devletten, internet ortamından bu başvuruları yapabiliyorlar. Buna ilişkin herhangi bir sorun, problem de bugüne kadar bize yansımadı. Yani aynı anda bu sistemi yönetebildik. 10 Ekim'de arsa başvurularımız başlayacak. 7 Kasım'a da kadar onlar sürecek. Bizim amacımız, hedefimiz bu başvurular bittikten sonra hızlı bir şekilde 81 ilimizde büyük bir coşkuyla adaletli bir seçim ve süreç yönetimiyle ki burada kurallarımızın hepsi noter huzurunda çekilecek. Noter huzurunda vatandaşlarımız yine başvuru şartlarına uygun kardeşlerimiz arasında kurayla belirlenecek. 2023'ün ilk çeyreğine kadar bütün kuraları arsada ve konutta bitirmeyi hedefliyoruz. Burada da işte arsadan veya konuttan hangisi çıkmışsa, vatandaşımız hangisine müracaat ediyorsa eğer bu manada öncelik hakkını kendisine vereceğiz. Ve inşallah söz verdiğimiz gibi de 2 yıl içerisinde konutlarımızı etaplar halinde teslim edeceğiz. Burada SEÜS dediğimiz, bizim sürekli izlediğimiz bir sistemimiz var. Ve bu sistem çerçevesinde 7 gün 24 saat baca gazını izliyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi burada da vatandaşımızı doğru yönlendirecek ve bilgilendirecek olursak eğer bu termik santralimiz baca gazı filtre sistemi var. Mevcut. Burada filtre sistemi var. Ve burada denetimlerimiz aralıksız da devam ediyor. 3 bacamız var. Biri sulu sistem dediğimiz sistemle, diğer ikisi de kuru sistemle faaliyetini yürütüyor. Yani bu iyileştirme kuru ve sulu olmak üzere yapılabiliyor. Burada yüklenici veya burayı işletmesini yapan firma kısa vadede bu yatırımı yaptı. Bu yatırım sonrasında kalıcı sulu sistemle alakalı eğer yatırım yapması halinde o sulu sisteme geçecek. Ama şu an Kangal Termik Santrali'nden çıkan baca gazı insan sağlığına, çevre mevzuatına uygun bir şekilde, insanımıza da zarar vermeyecek şekilde bırakılmaktadır. Bu 7 gün 24 saat online'da takip edilmektedir. Yani bundan dolayı oradaki tarımın etkilenmesi söz konusu değildir. Bundan dolayı orada herhangi bir hayvancılık faaliyetinin etkilenmesi söz konusu değildir. Öyle bir durum olması halinde biz buradaki hepimiz sizlerle birlikte bu duruma dur deriz ve buna mani oluruz.